Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıfa ait yüzlerce video dersi ilköğretimvideo.com'daki DVD satışı bölümünden sipariş verebilir, temin edebilirsiniz. Dördüncü sınıf Türkçe dersi kelime türetmeyle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım sevgili öğrenciler. Durdurun, çözün, sonra buradan dinleyin doğrusunu. İlk sorumuz, yukarıda sembolle belirtilen cümlelerin hangilerinde ek alarak yeni anlam kazanmış sözcükler vardır? Türemiş sözcükten bahsediyor aslında bize burada. Kardeşimin sessizliğinden yaramazlık yaptığını anladım. Sessizlik sevgili öğrencim. Kelimemin kökü sestir burada. Ses, sessiz. Sessiz orada sesi olmayandır. Seçeneklerde o mavi işaret olacak. C seçeneğini hemen bir eleyelim. Günlük işlerimizi planlamak başarımızı arttırır. Günlük kelimesine dikkatli bakacak olursam kelimenin kökü gündür, gün. Günlük dediğin zaman her gün tutulan yazı diyelim. Gelen ekle birlikte orada yeni anlam kazanmış bir sözcük olduğunu görüyorum. Seçeneklerde pembe çiçekte olacak sevgili öğrencim. Derslerimi bitirince parka gideceğim. Bak ders. Değil mi? Kelime kökü ders. Hepsine bakalım. Ders, dersler. Aynı. Değişen bir şey yok. Çoğul ekini almış zaten burada. Dersler, dersleri, derslerim, hiçbir şey yok orada. Bitirince, bitirmek, bitirince. Orada yine bir ek almış. Ama bitirme eylemini maalesef başka bir kelimeden çıkartmıyor, anlamı çıkartmıyor. Park, parka olmuyor. Git, gideceğim olmuyor maalesef. Seçeneklerde buradaki işareti silmem gerekiyor. Yeşil olan yıldıza baktığım zaman kitaplarımı çantama koyup evden çıktım. Kitap, kitaplar olmuyor sevgili öğrencim. Kitap kelimesi kitaplar sayısını artırıyor sadece. Kitaplık dese olabilir mesela. Çantam, tamam. Çantama olmuyor yine de. Koy, koyup olmuyor. Ev, evden olmuyor. Çekemekleri zaten kelimenin anlamını değiştirmez. Çık, çıktı, çıktım olmuyor maalesef. Seçeneklerdeki yeşil yıldızı da silmem gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorum, yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi ek alarak yeni anlam kazanmıştır diyor. Kaleci kelimesinin kökü burada kale kelimesidir sevgili öğrencim. Kale deyince işte 3 tane direk, arkasında filesi ağ olan vesaire gol atılan yer değil mi? Ama kaleci deyince o kalede duran kişidir. Demek ki cıvcı ekiyle birlikte yeni anlam kazanmıştır. Buraya bir artıyı koyalım. Şimdi futbol kelimesinde zaten bir ek yok. Ya futbol kelimesi kök halindedir. Futbolcu dese olabilirdi. Şimdi ayakkabı kelimesi zaten burada birleşik bir kelimedir. Bunu da bir eleyelim. Stadyum kelimesinde herhangi bir şekilde ek yok. Onu da bir eledim. Diğer kelimelere bakalım. Dizlik kelimesi diz. Diz burada ayakta bulunan eklem, yapı, bir organ. Diz, dizlik. Dizlik nedir peki? O dize, o organa takılan nesne, bir araç. Demek ki gelen lıklık ekiyle birlikte oradaki kelimenin anlamı değişiyor. Seyirci kelimesine baktığım zaman seyir, seyretmek anlamında, izlemek. Seyirci izleyen kişi anlamındadır. Yine burada da yapım eki var ve yeni bir kelime ortaya çıkmış. Hakemlik kelimesinin sonuna da baktığımız zaman hakem ve hakemlik lıklık eki burada bir görevi kapsamış. Hakemlik, seyirci, dizlik ve kaleci toplamda 4 tane var. Cevabım B seçeneği. Bir diğer sorum, aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi hem türemiş hem de zıt anlamlı sözcüklerden oluşmuştur diyor bize. Şimdi alçak, yüksek, uzun, kısa, yararlı, zararlı, gerçek ve yalan kelimeleri. Bunların hepsinin de zıt anlamlı sözcükler olduğunu gördüm. Ama türemiş olabilmesi için, türemiş kelime olması için yapım eki alması gerekiyor. Ek alacak. Alçak, yüksek, kök halinde. Uzun, kısa, kök halinde. Gerçek, yalan, kök halindedir. Yararlı ve zararlı kelimelerine baktığımız zaman kelimenin kökleri burada yarardır. Diğerinin kelime kökü de zarardır sevgili öğrencim. Yarar, yararlı, yararı olan. Zararlı ese zararı olan anlamında ek almış. Yani hem zıt anlamlı, orada soruda benden istenildiği gibi, hem de yapım eki almış yeni bir türemiş sözcüktür. Bir diğer sorum, hangi görselin resmin adına lıklık eki getirilirse yeni bir sözcük oluşmaz diyor. Kalemlik, kalemin konulduğu yer. Kitaplık, kitabın konulduğu yer. Ağaçlık, ağaçların bulunduğu bölge gibi düşünebilirsin ama silgilik diye bir tanım yok. Yani her yapım eki getirdiğinde illa anlamlı olacak diye bir şey yok. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz, Esin bu sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle kuruyor. Esin'in kurduğu cümlenin kaçıncı sözcüğü türemiş yapılıyor diyor bize. Susuz kalınca çiçekler kurumuş.
Zaten burada soldan sağ tarafa doğru birinci susuz, kalınca, çiçekler, kurumuş 1, 2, 3, 4 diye sıraladım. Hangisi acaba türemiş yapılıdır diyor bize. Sevgili öğrenciler kalınca olmuyor. Çiçek çiçekler. Yani her ek geldiği zaman anlamın değişip değişmediğine bakacak. Çiçek çiçekler ek gelmiş evet doğru ama çiçek birken çiçekler 3 tane olmuş 5 tane olmuş. Çoğul ekidir o. Sayısını arttırmış. Çiçeğin yine anlamı kalıyor orada. Kuru, kurumuş aynı. Zaman ekleri çekim ekleridir. Anlamı değiştirmez. Çoğul ekleri anlamı değiştirmez. İsmin hal ekleri i hali, e hali, d hali, den hali anlamı değiştirmez. Susuz kelimesinin kökü sudur sevgili öğrencim. Su. Hayatı önem taşıyan içtiğimiz sıvı değil mi? Su, sus. Susuz ne peki? Suyu olmayan anlamında kullanılan bir yapım eki alıyor burada. Birinci kelimesi tabii ki. Cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki grafiğin kaç numaralı bölümünde anlamlı türemiş bir sözcük oluşmaz diyor. Tam oradaki noktalara bakalım. Sabahçı, sabunluk, genişli, şekersiz. Şekersiz şekeri olmayan. 4 numara eledik. Sabunluk, sabunun konulduğu yer. Bu 2 numaraya da eledik. Yani anlamlı bir sözcük çıkıyor ortaya. Sabahçı, sabaha kadar bekleyen anlamında kullanılıyor. Bir numarayı da eledim hemen burada. Ama ne diyor? 3 numarada genişli. Genişlik olur. Genişli nedir genişli? Doğru cevabım 3 numara. A seçeneği tabii ki. Bir diğer sorum aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem eş sesli hem de türemiş yapılıdır? Şimdi saçtan saçlı, suçtan suçlu, kaptan kaplı, yaştan yaşlı. Bir kere bunların hepsi de türemiştir. O zaman diğer seçeneğe bakacağız. Benden bunun eş sesli yani sesteş olmasını istiyor. Sesteş kelimeler neydi? Yaz gibi mesela. Mevsim olan yazmak bir de yazı mevsim olan yaz var bir de yazı yazmak var sevgili öğrenci. Onun gibi. Yazılışlar aynı ama anlamları farklı olan kelimelere sesteş kelime yani eş sesli kelimeler. Yaşlı kelimesidir tabii. Yaşlı. Buralar çok yaşlı, çok ıslak. Ya da gözlerim çok yaşlı diyorum mesela. Göz yaşından aklına gelsin. Islak anlamında bir de ihtiyar olan yaşlı var. Yani yaşlı kelimesi baktığım zaman yazılışı aynı ama birden fazla anlama geliyor. Cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesinde birden fazla türemiş at vardır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Pembe olan yerden başlıyorum. Ormanlık alanlarda ateş yakmak tehlikelidir diyor bize. Birinci kelime orada orman. Orman, ormanlık, ormanı olan bölge. Alanlarda ateş yakmak tehlikelidir sevgili öğrencim. İkinci kelime ise kelime köküne dikkat et. Tehlike, tehlikeli, tehlikesi olan anlamında. Baktığım zaman birden fazla diyorsa en az iki tane olması gerekiyor. İki tane de var. Kimmiş bu kızımız? Hande. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz hangi renk kutu ya da kutulardaki sözcüklerin tümü türemiş yapılıdır diyor. Sarıya bakalım. Karanlık defterler. Bak defterler diyor mesela. Defterler. Defter bir tane, defterler üç tane. Defterin anlamı değişiyor mu? Yok. Sarıyı bir eleyelim sevgili öğrenciler, değil mi? Sarıyı bak elediğin zaman zaten direkt çıkıyor. C'ye de gitti, bak B'ye de gitti burada. Direkt demek ki D seçeneği çıktı. Bir hamlede sorunun doğru cevabına ulaştık. Yalnız yeşil diyor bakalım. Yağlı kelimesinin kökü yağ. Sıvı yağ biliyorsun. Yağlı diyorsun orada. Yağı olan anlamındadır. Evet doğru. Samanlık kelimesi. Samanı biliyorsun sevgili öğrencim. Buğday samanı vardır değil mi? Samanlık dediğin anda bir yer oluyor. Kömürlük gibi, samanlık gibi bir yer. Köylerde olur. Işığı biliyorsun etrafına ışık saçan, ışık saçan, parlatan yer, karanlıkta bırakmayan yer. Işıksız dediğin zaman ışığı olmayan anlamı çıkıyor demek ki. Pardon, ışıksız kelimesi yanlış söyledim. Tabii o da bir türemiş kelime ama sarıymış bu. Kalaycı kelimesi sevgili öğrencim. Kalaylama, kalayı bir maden gibi düşünebilirsin. Kalaycı ise o madeni parlatma işlemini yapan kişi ya da onu satan kişidir kalaycı. Sade, yalnız, yeşil cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorum aşağıdaki cümlelerin hangisinde lik ekiyle türemiş bir sözcük yoktur? Haftalık, sazlık, girdiği delik. Bak buradakine lütfen dikkat et C seçeneğine ve köftelik. Şimdi
Lık lık ekini bir kere çıkartıp kelime olacak, kelime kök haline olacak. Sen ona lık lık ekini getireceksin. Hafta isimdir, haftalık mesela. Saz, sazlık işte. Köfte, köftelik. Burada diyor, burada da var diyor lık lık eki. Delik. İyi de buradaki D ne? Ya zaten delik burada kelimenin kendisinde. Deliklik deseydi anlamsız bile olsa diyecektim ki belki olabilir diyecektim. Ama bu durumda lık lık burada kelimenin kendisinde bulunan bir hecedir. Onu lütfen karıştırmayalım. Doğru cevabım C seçeneği. Evet, bir diğer sorum. Bilgi sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır? Bak, bir kere bilgi kelimesi bu haliyle de türemiş bir kelimedir. Onu da söyleyeyim. Kelime kökü bilmek, bilmekten bilgi. Ama bilgiye bir tane daha istiyor senden. Bilgisayarı, bilgisi, bilgileri, bilgisiz. Bak, bilgisayar. Kelime burada birleşik bir kelimedir. A yerelim. Bilgi, bilgisi. Ne dedik? İsmin i hali, e hali, d hali, den hali. İsmin halekleri şey olmaz. Türemiş bir kelime yapmaz onu. B seçeneği değil. Bilgiler. Bilgi. Tamam. Bilgiler. Çoğul eki bu. Çoğul eki bilgiyi arttırıyor sadece. Bilginin anlamını değiştirmiyor ki. Ama D seçeneğine baktığım zaman bilgi kelimesine bakıyorum. Bilgi ve bilgisiz. Bilgisi olmayan anlamına geliyor. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki seçeneklerden hangisinde halenin istediği sözcük yoktur diyor. Arkadaşlar sizden içinde türemiş yapılı bir sözcük bulunan cümle yazmanızı ve cümledeki türemiş sözcüğün altını çizmenizi istiyorum diyor bize. İstediği sözcük hangisi yoktur? Sessiz, dili, güçlü, kışlık. Sessiz, sesi olmayan, güçlü, gücü olan. Kışlık, kış bir mevsim. Kışlık ise bir zaman dilimidir sevgili öğrencim. Burada kışlık kelimesi, güçlü kelimesi, sessiz kelimesi, türemiş kelimelerdir. Sıcak salebi içince dili yandı. Dil i, ismin i hali. Tabii i haline dikkat etmek gerekiyor. Belirtme durum eki olabilir. İleride görürsünüz iyelik eki olabilir. Yine ileride göreceksiniz yapım eki olan i harfi de vardır. Mesela yazı yazmayı seviyorum. Yaz yazmaktan yazı. Burada yapım ekidir sevgili öğrencim. Tabii değişik durumlarda kullanılıyor. Burada dili yandı, onun dili yandı. İyelik eki doğru cevabın B seçeneğidir. Çünkü burası gelenekle birlikte dil kelimesinin anlamı değişmiyor. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde c ekiyle türemiş bir sözcük yoktur diyor. C, c, cu, cu olabilir. Sertleşme benzeşme kuralı varsa çı, çı, çu, çu de olabilir. Bir kere ben bunların altını çiziyorum. Çiçekçi, biletçi, tatlıcı. Burada c olan bak acı var ama dikkat etmek gerekiyor. Şimdi çiçek çiçekçi. Çiçeği satan. Değil mi? Bilet biletçi bilet satan. Tatlı tatlıcı tatlı satan. Daha demin hani şeyde vardı. Delikte vardı aynı soru. Acı. 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 Diyor ki burada cığcı almış. Ya buradaki cığcı eki zaten kelimenin kendisinde olan bir hece. Sen onu diyemezsin. Acıcı dese belki diyeceğim ama sen cığı kaldır eki ne kalıyor? Aa diye bir kelime mi var ki? Hayır. Kendisinde olan bir hecedir bu. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorum aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek alarak yeni anlam kazanmış birden çok sözcük vardır diyor bize. Birden çok dediği iki sevgili öğrenci. Odası düzenli olduğu için aradığını hemen buldu. Karanlık ve havasız yerlerden çok bunalıyorum. Polisler can ve mal güvenliğimizi sağlarlar. Dostumuzun ömür boyu süreceğine eminim. Dikkat edecek olursam B seçeneğine karanlık ve havasız yerlerde çok bunalıyorum diyor bize sevgili öğrencim. Şimdi karanlık, karanlık kelimesinin kökü karadır. Karanlık nereden oluyor? Havanın kara olmasından karanlık geliyor sevgili öğrencim. Karanlıklık yapım ekini almış. Hava havasız. Havası olmayan. İki tane birden fazla dedi. İki tane yeni anlam kazanmış sözcük vardır. Cevabım B seçeneği.